Go-hye-sun kimdir? Yaban Çiçeği Kore dizisinde Jandikum karakterini canlandıran Go-hye-su hakkında bilgi. Go-hye-su 9 Kasım 1984 doğumlu, yaşı 38, burcu akrep. Boyu 1.63, kilosu 51. Mesleği oyuncu model söz yazarı, roman yazarı şarkıcı, dini Hristiyan. Oyuncunun kendisinden büyük bir ablası var, kan grubu A, en sevdiği yemek baharatlı tavuk, en sevdiği spor yüzme. Medeni durumu evlendi boşandı, çocuğu var mı bir çocuğu var, sevgilisi şu an sevgilisi yok. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, kendi yaptığı çizimlerin yer aldığı Tango adlı romanı en çok satanlar arasında yer aldı. Ayrıca yardıma muhtaç çocukların ve kanser hastalarının yararına çalışan kuruluşlara birçok yardımda bulundu. Yeni yetişen oyuncuların ilham kaynağı oldu. Üniversite yıllarında ilk olarak şarkıcı olma hayali kuran oyuncu arkadaşları ile birlikte bir vokal grubu kurdu. Şarkı söylerken aynı zamanda modelliğe de adım attı. Kısa süre sonra ise internet fenomeni oldu ve şarkı söylemeyi çok sevse de bunu ikinci plana attı. Müzik tutkusunun önüne geçemeyen oyuncu DPS Medya'ya geçip Ria Kız grubunun parçası oldu ama grup başarısız oldu. Daha sonra oyuncu Entertainment ajansına geçti ve böylece oyunculuk kariyeri başladı. Oyuncu Blood projesindeki rol arkadaşı An Joo-hun ile bir sene sevgili kaldı ve daha sonra 11 Mart 2016'da bunu resmi olarak duyurdu. Bundan kısa süre sonra 20 Mayıs 2016'da evlendiler. Çift düğün yapmak yerine bir hastaneye bağışta bulundu. Ağustos 2019'da ise An, Go'dan boşanmak istediğini duyurdu. 18 Ağustos 2019'da Go, Instagram hesabından kocası An Joo-hun ile boşanmayı tartıştıkları kısa mesajların ekran görüntüsünü paylaştı. Eşi ise evliliğini korumak istediğini açıklayan bir yazı paylaştı. Çok geçmeden mesajlar geri silindi. Go, eşini herkesin önünde eleştirdiğinde sosyal medyada çok sayıda kötü ve olumsuz yorum aldı. Eşi Go'dan boşanmak için 9 Eylül 2019'da Seul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve 19 Eylül 2019'da resmi olarak boşandılar. Go-hye-sun hakkında bazı bilinmeyenler. Oyuncu özel hayatını göz önünden hep uzak tuttu. Hayalet hikayelerinden korkuyor. Piyano çalmasını ise seviyor. En çok korktuğu şeylerden biri sahnede canlı performans sergilemek. Birkaç kez sanat sergisi açtı. Kalabalığın içinde kendisini hep yalnız hissediyormuş. Ve oyuncu bir şeyi yapmayı kafasına koyduğunda işlerin istediği gibi gitmediğini söylüyor. Yemek yemediğinde kabızlık sorunu yaşadığı için çok nadir diyet yapıyor. Hayvansever oyuncunun 3 köpeği ve 2 kedisi var ve onlar için kendisi giysi tasarlamış. Merakından dolayı takı tasarımını öğrenmiş ve yüzük yapmış. Oyuncu insanlarla kurabiye, yemek ve takı yapıp paylaşmayı seviyor.